Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Bakalım 2022 yılı ile ilgili tarot kartlarımızda neler çıkacak? Bu sefer yeni yılla ilgili güzel açımlarda bulunacağım. Bu kartlardan birini seçin. Bakalım 2022'de kartlarımızda neler Ben çıkacak? açılımlarımızı aşk, sağlık, kariyer, para, aile gibi gibi açacağım. Bakalım kartlarınızda neler çıkacak? İlk izleyenler için tekrardan anlatıyorum her seferinde. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani birini çok çok düşünürseniz bir anda karşınıza çıkar ya. Kafanızda bir soru işareti varsa sağlıkla ilgili, aşkla ilgili belki de karşınıza bu video ile cevap bulabilirsiniz. Bu tarzda yüzlerce videom var. Kanalıma girdiğinizde video listelerinden görebilirsiniz. Onlardan birini de kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da bir niyet için tutup izleyebilirsiniz. Bunu kendiniz için ya da başka biri için de niyet etmiş olabilirsiniz bu videoyu. Ben şimdi iki kartımızı da sırayla açacağım. Bir tane destemizin üzerine yaprak, diğerine de yuvarlak süsümüzü koydum. Diğerleri arasına ayrım yapabilelim diye. Diğer videolardan da ayrılsın diye her seferinde farklı objeler koyuyorum ya da işte iki deste arasına ayrım yapabilmek için. Ben şimdi sırayla başlıyorum. Yaprak olan destelerimizi seçenler için kartlarımızı şunları şöyle bir ayıralım. Yapraklı destelerimizden başlayalım. Sırayla açılımlarımızı yapalım. Bakalım bu desteği seçenler için kartlarımız bize neler söyleyecek. Ben yine ilk önce sağlık için açmak istiyorum. Bakalım bunu seçenler için sağlıkla ilgili kartlarımız neler söyleyecek. Bakalım şimdi kartlarımızı açıyorum. Sağlıkla ilgili bir sorununuz, olumsuz bir şey başında olabilir. Yani da sizin ya da aileden biriyle ilgili sağlıkla ilgili bir konu. Zaten geçmiş yıllardan gelen belki de bir rahatsızlık var. Eskiden gelen bir rahatsızlığın sıkıntısıyla ya da küçük bir rahatsızlıkla başlasanız bile sonrasında bir güçlenme olacak. Yani bu hasta olduğunuz, zayıf olduğunuz konuda psikolojik bir rahatsızlık da olabilir bu. Bedenen bir rahatsızlık da olabilir ama sonrasında güçlenme başlayacak. Zaman ilerledikçe bakın ailece bir mutluluk yaşayacaksınız sağlık konusunda. Aile içerisinde rahatsızlığı olan biri varsa ve üzüldüğünüz bir konu varsa bu şifa bulacak ve ailece bir sevinç yaşanacak. Yani hani sizin ya da aileden birinin şifası bütün aileyi mutlu edecek. Sağlık konusunda güzel bir haber sizleri bekliyor ve bakın kader çarkı çıktı. Yani aslında sizin kaderinize ve olması gereken şey en iyisi olacak. Mutluluk, huzur ve güç çıkmış ama eskide üzüldüğünüz bir rahatsızlık vardı ya da başında küçük bir rahatsızlık olacak ama sonrasında şifa bulup ailece sevineceksiniz bu duruma. Bakalım şimdi aşk. Aşk hayatta da çok önemli tabii ki de. Hani sağlık aslında hepsi önemli. Ben hani böyle eşit olduğunu düşünüyorum. Sağlığımız varsa ama hiç paramız yoksa ve aşk yoksa da mutlu olamıyoruz. Yani hepsi eşit dozlarda hayatımızda olsun. Hep güzele ve tam doğaya odaklanalım. Dua ederken de her şeyin hayırlısını ve hepsini de dileyelim. Yani hani tek bir şey olmasın, hepsi olsun hayatımızda. Sağlık, huzur, para. Şimdi bu da aşk hayatımızla ilgili. Da bakalım kartlarımız bizlere neler söyleyecek. Yalnız giriş yapabilirsiniz ya da ruhani olarak yalnız hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bazen ben hep diyorum gerçek yalnızlık nedir biliyor musunuz? Etrafınızda birçok insan varken bile kendinizi yalnız hissetmeniz. İşte en büyük yalnızlık o. Yani birileri var ama size hitap etmiyor. Ve güçlüsünüz ama. Ve bir yalnız, ruhani bir yalnızlık ya da gerçek bir yalnızlıkla başlayabilir. Bakın sonrasında yalnız birisi için kesinlikle yeni bir birliktelik. Ve kesinlikle böyle bir, bakın kupaları kaldırıyorlar. Yeni bir flört, yeni bir birleşme. Eğer ki aile hayatında sorunları olan ve kendini yalnız hisseden biriyseniz tekrardan bir birleşme. Belki küstünüz, barışacaksınız. Kırgınlıklarınız vardı, onları affedeceksiniz ve yakınlaşma çıkmış. Güzel yani hani özellikle yalnızlar için kesinlikle bir aşk çıkmış ve bakın tılsım kraliçesi. Kendinizi tılsımlı bir şekilde hani böyle sevginizi yüreğinizde taşıyıp güçlü, hayatınıza bir tılsımın dokunduğunu hissedebilirsiniz ama bazıları için yılın sonuna doğru bir
bir ayrılık da çıktı. Bilmiyorum yani belki de bir ilişki olacak ama sonrasında belki de işte bir ilişki vardı onu toparlamaya çalışacaksınız ama sonunda olmayabilir, bir ayrılık çıktı, üzgünüm. Yani bir kişi taraflardan bir kişi ayrılığı, uzaklaşmayı seçebilir. Bir uzaklaşma çıktı sonrasında. Maalesef kartlarımızda böyle çıkınca insanın morali bozuluyor değil mi? Biraz modumuz düşüyor ama bazen bitişler de hayırdır. Ben bitişlerin çok kötü olduğuna inanmıyorum. Hayatımızda bizi beslemeyen, bizi mutsuz eden ve gerçekten daha iyisi olacaksa hayatımızda bence birilerinin çıkması, bir işin bitmesi, yeni bir işe geçmek, yeni biriyle birlikte olmak bence bazen en hayırdır. O yüzden en hayırlısını dileyelim. Şimdi iş hayatımızla ilgili bakalım karakterimizde neler çıkacak. Her bitiş ayrılıkta değildir. Belki bazen bir uzaklaşma da olabilir. Bir taraf uzaklaşabiliyor da bazen dönem dönem böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Şimdi iş ve kariyerimizle ilgili çalışanlar için, iş ve kariyer hayatını merak edenler için bakın bir başarı, ailece sevineceğiniz bir durum. Yani bunu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili ya da sizinle ilgili iş ve kariyer konusunda çok güzel bir gelişme olacak ve ailece bir sevinç içerisinde kalacaksınız. Bakın kupanızı kaldırıyorsunuz ve kraliçe gibi hissedeceksiniz. Yani bir başarı daha, başarı üstüne başarı ve kariyer yapabilirsiniz, maaşınızda artış olabilir, yeni bir işe geçebilirsiniz ama kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kesinlikle güzel gelişmeler ama bu gelişmeler size büyük de sorumluluklar getirebilir. Hani bu aldığınız terfi, girdiğiniz iş ya da size büyük sorumluluklar getirebilir. Yani boş oturmayıp çalışacaksınız. Hani öyle bazen çok kolay paralar kazanılabilir ama bazen hak etmek için çok çalışmak gerekir. Bence şikayetçi değilsiniz ve çok çalışacaksınız. Sizin için bayağı yoğun bir yıl olacak. Çalışma hayatınızda bakın yükselip ilerliyorsunuz ve etrafınızdakilere örnek olacaksınız. Yani etrafınızdakiler sizin bu başarınıza, bu yolda ilerlemenize gıpteyle bakabilir. Yani bence iş hayatında başarı, güç, çalışkanlık ve kupayı almışsınız. Başkalarının sizi takdir edebileceği bir durum çıktı. Bence gayet güzeldi iş hayatıyla ilgili karakterimiz. Bir de bakalım parasal duruma. Bazen para her zaman işten gelmiyor, eşten geliyor, çocuklardan geliyor, miraslı konularımız oluyor, yaptığımız yatırımlarla ilgili oluyor. O yüzden para ve finansal konularla ilgili de kartlarımızı açmak istiyorum. Para ve finansal konularımızda bakalım neler çıkacak. Ve finansal konularda yıla üzgün başlayabilirsiniz. Yani bir para kaybı olabilir, işten çıkmış olabilirsiniz. Yani yılın girişi biraz para konusunda bir sıkıntıyla başlamış olabilir ya da başlayabilir. Küçük bir sorunla birlikte. Ama bakın sonra bir güneş doğacak. İşten çıkarıldıysanız yeni bir iş. Para kaybettiyseniz kazanmaya başlayacaksınız. Yani bir şeyler terse gidecek artık. Olumsuz giden bir şeyler olumluya doğru dönüşecek bence. Giriş biraz sıkıntılı maddi ve finansal konularda. Ve sonra bakın birikim. İşte belki de bu gelen parayı hani çarçur etmek, belki de böyle bol bol harcamak yerine birikim yapacaksınız. Bakın çabalayan ve her şeyi biriktirmiş, böyle duran, gözleyen ve bir insan var. Çabalarını karşısına alacak ama kesinlikle birikim yapacak. Bu yıl belki de sizin için birikim yılı ve burada aşıklar kartı çıktı. Ailece mutlu olacaksınız. Yani bu maddi ve finansal durum sizin huzurunuzu artıracak. Ailevi huzurunuz, birlikte olduğunuz insanın huzuru. Yani belki de bir evlilik yoluna girip o parayı o konuda harcayıp sizin mutluluğunuz, aşkınız, huzurunuz artabilir. Maddiyat sizin aşkla ilgili olaylarınızı, işte dediğim gibi evlilikle ilgili, eşinizle ilgili, eşinizi mutlu etmekle ilgili konulara harcayıp ailesel olarak da daha mutlu olabilirsiniz bu paranın, aldığınız paralar sayesinde. Bakalım aile hayatımızla ilgili bu kartlarımızda neler çıkmış? Aile hayatımızla ilgili 4 kart da seçtim. Aile hayatında bir kadının erkeği böyle nasıl diyeyim? Böyle
Erkek otoriter aslında. Yani erkek aslında bir aslan gibi, otoriter bir erkek. Otoriter olduğunu düşünüyor ama kadın iyiliğiyle ve iyi niyetiyle, tatlı diliyle, yapacaklarıyla erkeği yumuşatıp kedi gibi, bakın hani böyle aslan kedi gibi sevilmez ya. İkili ilişkilerde, aile içerisinde bu anne babanız olabilir, sizin ikili ilişkiniz olabilir. Erkeğin daha böyle kedi gibi olacağı ve kadının iyi niyeti ve yaklaşımı sayesinde, ben hep diyorum ya zaten iki tarafında çabası vardır, kadının yumuşadığı bir durum. Ama aile hayatında bir küçük sorun yaşayabilirsiniz. Yani bakın burada kötü bir şövalye var ve aile içerisinde. Ailenize, burada aileyi düşünürsek, aileye küçük bir huzursuz eden, mutsuz eden, ölüm kartı çıkınca hep ölüm olarak yorumlanmaz. Yani ailede bir ölüm mü olacak? Hayır, o sağlık kartlarımızdaydı. Bu ilişkisel olarak baktığım için aile hayatında ilişkilerinizi mutsuz olmasını sağlayan dışarıdan bir insan olabilir. Ya da bazen eşiniz de olabilir. Bir erkek gibi bu. Şövalye ve birisi huzurunuzu küçük bir süre karıştıracak. Bir süre sizi mutsuz edebilir. Ama bakın sonrasında kılıç kraliçesi. Yine bence kadının gücü var burada. Yani kadın bir şeyleri toplayacak. Erkek biraz daha böyle yoran ve yorucu taraf olabilir. Ama kadının gücü sayesinde bir şeyler kontrol edecek ve erkek olan, bakın, suçlanacak. Bence burada bu aile hayatında erkeğin yapacağı bir sorun sayesinde, ama cezasını kadının verecek. Bu ceza artık kişiye göre değişir. Hani böyle uzaklaştırma cezası olur. Belki de onu artık yapmaması konusunda uyarır ve bu kişi normalleşecek, ama ceza, küçük bir ceza alacak aile içerisinde bence. Hani kadın bence o kişiyi biraz cezalandıracak gibi çıkmış aile hayatında. Bakalım. Bir de bebek konusunda çekeceğim kartlar. Çünkü her seferinde yorumlarda yazıyorsunuz. Bu sadece bebek isteyenlerle ilgili. Hani ben bebek istemiyorum derseniz bu gerçekten sizin için geçerli olmayacak, ama şöyle, bu kartlar çıktığında belki bir bebek haberi alabilirsiniz. Belki de almayabilirsiniz. Şu an kartlarımızda ne çıkacak bilmiyorum. Bebek isteyenlerle ilgili de her seferinde çekin abla diyenler için çekiyorum. Bu kartımızda günlük bir durum var, ama sağlıklı bir erkek var burada. Bir sorun yok. Her şey yolunda. Bir kadın var. Kadın dengeyi sağlayan. İkisi de sağlıklı. Her şey mutlu, ama kadın biraz daha dengeyi sağlıyor. Bebekle ilgili bir sorun yok aslında. Ama bebek de yok. Hani böyle, bakalım hepsini açalım. Yani erkek de güçlü. Bu da değnek prensi. Yani böyle hep güzel kartlar çıkmış, ama hani burada da bir aziz, etrafında insanlar var. Yani bilmiyorum, burada bir bebekle ilgili bir şey düşünemedim. Yani sağlıklı insanlar var, ama ortaya bir bebek, bir aile kavramı gibi çıkmadı. Yani bu durumda olabilir de olmayabilir de, hiç bilemiyorum. Yani hani gerçekten sağlıklı insanlar, sağlık sorunu yaşayamayabilirsiniz. O yüzden belki de olacak hani, ama sağlıkla ilgili, bebek olmasıyla ilgili sağlık sorunları çıkmadı, en azından öyle diyeyim. Belki de sağlık sorunları çıkmadığı için de bebek olacak, ama aileyle ilgili bir şey çıkmadı. Şimdi bu ilk kartımızı seçenler için, ilk destemizi daha doğrusu, üzerinde yaprak olan kartlarımızı seçenler için açılımlarımız böyleydi. Bir de diğerine bakalım. Bu da diğer yuvarlak süsümüzü seçenlerin destelerinde bakalım neler çıkacak. Onların da, hop, hemen topluyorum. Onların da ilk önce sağlık olarak kartlarını açmak istiyorum. Gerçekten sağlık konusunda hepimiz için zorlayıcı bir yıl. Bakalım bu desteği seçenler için sağlıkla ilgili neler çıkacak. Ben şu anda bu desteği seçenler için sağlık kartlarımızı açtım. Bakalım sağlık kartlarımızda neler çıkacak. Bakın bir tılsıması. Eğer ki bir rahatsızlığınız varsa hayatınıza bir tılsım dokunacak ve bir şifa gelecek hayatınıza. Bir şifa yılı ve bakın güçlenme. Etrafınızdakilere ışıl ışıl parlayacaksınız. Psikolojik bir sorunuz varsa atlatabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir sorunuz varsa atlatacaksınız. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bakın güç, şaşah, kupalar, her şey elinizdeyken bir dönem kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Belki psikolojik olarak bir yalnızlık, küçük bir boşluk yaşadığınız bir dönem olabilir. Ve tekrardan güçlenme. Hani kupalarınız varsa,
para var, sağlık var, her şey var ama belki psikolojik bir yalnızlık, psikolojik bir huzursuzluk yaşayıp tekrardan kupanızı eline alıp tekrar şövalye şekline dönüşeceksiniz. Küçücük bir arada bir yalnızlık, bence bu psikolojik bir sıkıntıyla ilgili. Küçük bir şey atlatabilirsiniz ama hep güçlü, hep böyle sağlıkla ilgili şifalandıran bir tılsım kartlarımızda çıktı. Bence sağlıkla ilgili büyük bir problem çıkmayacak. İnşallah da hepimiz çok çok daha mutlu oluruz, çok daha sağlıklı oluruz. Ben şimdi aşkla ilgili bu kartları seçenlerin aşk açılımlarını yapacağım. Bakalım aşk hayatımızla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Pardon, yanlışlıkla açacaktım. Geri vazgeçtim. Şimdi aşk hayatıyla ilgili bir konuda adil olmaya çalışıyorsunuz. Yani belki karşı taraf hata yapabiliyor olabilir ama siz de hatalarınız varsa onu affetmek istiyorsunuz. Bir adalet sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani o bir adım atarsa siz de ya da adım atacaksınız. Hiç başlamayan bir ilişki ise bu. O size bir adım atarsa adil davranıp siz de bir adım atmayı düşünüyorsunuz. Ama ilişkilerinizde sorunları olan biriyseniz aşk hayatınızda adalet sağlamaya çalışacaksınız. Suçluysa siz de kendi hatalarınızı bulup hani eşitlemeye çalışacaksınız ki belki de onu affetmeye çalışacaksınız. Bir konuda adalet sağlayıp affetmeye çalışacaksınız. Aşk hayatında çabalayan kişi olacaksınız bu yıl. Bu ilişkiyi ilerletebilmek, bu ilişkiyi beslemek için inanın hani ben hep diyorum ya sizi besleyen biri olsun hayatınızda ama bir o kadar da siz besleyin. Yani karşı tarafa siz de bir şey sunun. Siz onlara bir şey sunduğunuzda zaten sizden vazgeçemezler. İnsanoğlu böyledir. Hani böyle alışveriş yaparsınız ilişkinizde. Yani alışveriş derken yani siz de ona bir kitap okumayı alıştırın, siz de ona güzel şeyler verin. Hani böyle o zaman hiç kimse hani benim annem derdi der hep daha doğrusu arı baldan kaçmaz. Hani siz de ona bir bal olursanız, ona güzel şeyler sunarsanız o da sizden kaçmaz. Burada da ilişkisi için emek veren bir kişi olacaksınız. Hatta bir konuda ilişkinizde bayağı bir savaş vereceksiniz. Bakın emek veriyorsunuz hata yetmiyor bir konuda savaşacaksınız. Bu ilişkiyi kaybetmemek adına. Belki işte hayatınızda biri yok ve birini kazanmaya çalışacaksınız. O bir adım atacak, siz atacaksınız, çabalayacaksınız ve o kişiyi kazanmak için bildiğiniz bir şövalye olup savaşacaksınız. İlişkiniz için, başlaması için ve bakın sonra da krallığınızı hükmedeceksiniz. Yani istediğiniz ilişkiye sahip olacaksınız. Ama boş durmak yok. Yani siz de bir adım atın, bir değil çok adım atın altta çabalayın ve çabalayan kişi de siz olacaksınız. Kıskınlık, küskünlük, dargınlık ve sorunlar varsa bu sorunları çözecek ve krallığını ilan edecek kişi de bu ilişkide sizsiniz bence. Diğer kartlarımız, aşkla ilgili kartlarımızda da bunlar çıktı. Bakalım şimdi iş hayatımız, kariyer hayatımız, iş hayatında olanlar için neler çıkacak kartlarımızda. Seçemedim. Şimdi bakalım iş ve kariyer hayatında bir şey sizin iş hayatınızı şifalandıracak. Yani belki yöneticileriniz bir araya gelip sizin terfi almanızı sağlayabilir. Yani bir üst pozisyona çıkartabilir. Bir konuda mahkeme kurulacak ve sizin iş hayatınız değerlendirilecek. Bakın bir imparatorluk çıktı. Yani iş hayatınızın en güzel dönemlerini yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızın en iyi dönemlerini görebilirsiniz. Bu sanki biraz daha sizin için imparatorluğunuzu, gücünüzü kurduğunuz ama bu gücün içerisinde savaşırken biraz yaralandığınız. Bazen iş hayatı öyledir, acımasızdır. İmparatorluk yaşarsınız, kariyer elde edersiniz ama sorumluluğun altında biraz yıpranabilirsiniz. Yani bu sorumluluklar, belki de bu terfi ya da yeni iş sizi güçlendirecek ama bir o kadar da yoracak. Bakın burada yorulmuş, yaralanmış, yani yorucu bir iş hayatı sizi bekliyor. İş hayatını diyebilirim ama bakın sonra yine kazanan siz olacaksınız. Yani tahtınıza kurulmuşsunuz. Yorucu bir dönem, belki bir dönem iş hayatınızda biri sizi üzebilir, bir zorluk çıkartabilir, bir yaralayabilir ama iş hayatında güç bu yıl sizden yana. Bence kariyer konusunda da kesinlikle şanslı olacağınızı düşünüyorum.
Maddi ve finansal anlamda bakalım neler çıkmış karşımızda. Maddi yani çünkü iş ve kariyer başka, maddi ve finansal az önceki karakterimde de söyledim farklı. Çünkü çocuklarınızdan, eşinizden, miraslık ailenizden vesaire finansal konularda şanslı olduğumuz, paraların başka şekilde bize geldiği durumlarda olabilir. Ya yatırım yaparsınız, kaybedersiniz ya da kazanırsınız, değil mi? Hani böyle, o yüzden bakalım iş haricinde bu maddi ve finansal anlamda karakterimiz neler söyleyecek? Bakın, maddi ve finansal anlamda güzel bir haberle bir yükseliş olacak. İlmek ilmek doğrayacaksınız. Yani doğrayacaksınız değil, dokuyacaksınız derler. Sanki birikim yapacaksınız. Böyle gelen bir yerden bir para gelebilir. Ve o parayı böyle tek tek küçük küçük bile olsa bir birikim yapacaksınız. Hepsini küçük küçük işleyeceksiniz. Yani ama yılın bir dönemi parasal anlamda zorluk, küçük bir zorluk yaşanacak. Bakın, şanslı başlıyorsunuz ama parayı biriktirip küçük küçük böyle küçük küçük işleyerek biriktirmeye çalışıyorsunuz. Bir dönem finansal ve maddi anlamda zorluk yaşayabilirsiniz ve yılın sonu. Evet, galiba yılın sonunda sizi üzecek finansal anlamda maalesef kartlarda böyle şey çıktı. Finansal ve maddi anlamda sizi üzebilir. Yatırımlarınıza çok dikkat edin. Her şey iyiye giderken bir anda, ama vereceğiniz kararlar bunları değiştirebilir. Her olumsuzluk dönüştürülebilir hayatta. Ben olumsuz çıkan hiçbir şeyi evrende hepsini yok ediyorum, kabul etmiyorum. Kabul etmiyoruz bunları. Siz her şeye atacağınız adımlarla sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Olumlu düşünürseniz bir şekilde değişebilir ama dikkat etmeniz gereken bir durum var. Belki de birinin yanlış fikirleri yönlendirmesiyle yapacağınız yatırımlar daha zora düşebilir. Ya da maddi olarak bir sıkıntıya girebilirsiniz. Dikkat edin diyelim en iyisi. Aile ve aile hayatı için açalım bir de. Bakalım aile hayatınız, ebeveynleriniz de olur, çocuklarınız da olur, eşiniz de. Yani bütün ailece kartlarınız, aile hayatınızdaki kartlarınız sizlere bakalım neler söyleyecek. Şöyle açalım. Aile hayatında inişler çıkışlar var. Yani bir mutluluk var, bir acı var, bir mutluluk. Yani bir şeyler denge de ama yani yarı yarıya biri var ki üzülüyor bu duruma. Yani her şey iyiye giderken birden olumsuz bir şey oluyor. İyiye giderken bakın yılan çıkıyor. Biri aileden biri olabilir, yani dengeyi bozan. Maalesef yani eşlerden biri olabilir. Biri güzelleştirmeye çalışırken biri olumsuz bir şeylerle ilişkiyi mahveden biri çıkmış. Ama gelin görün ki bu iyimser olan kişi bence bir şeyleri böyle biriktirip toplayıp o çiçekleri karşı tarafa sunacak. Onun iyilikleri aileyi güzelleştirecek. Bir kişi diğerine şifa olacak ve diğeri de o hani o kılıçlarını toplayacak. Yani o sivri dilini, o yanlışlarını, belki bunun onu şifalandırması ve yönlendirmesi, onun ilişkiyi toparlaması sayesinde diğer kişi o yaptığı yanlışlardan vazgeçecek ve bakın vazgeçmiş. Artık her şeyi oluruna bırakmış, daha eğlenceli bir insana dönüşecek. Hayatınızdaki kişi bu babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, çocuklarınızdan biri olabilir, sivri dilli, olumsuz olan, asi olan. Ama diğer kişi öyle bir onu örecek ilmik ilmik ve onu böyle güzellikler sunacak ki o karşı taraf bunu kabul edecek ve bakın o da artık kaldıracak savaşmayı, kılıçlarını kaldıracak ve normalleşecek. Herhalde ailede birinin diğerini bir konuda uyarması ve güzelleştirmesi var hayatına. Bir de yine bebekler için açacağım. Çünkü sürekli istiyorsunuz. Hani isteyenler için özellikle. Bu bebek istemeyenler için dinlemeyebilirsiniz bu kısmı ama belki çocuk olur, torun olur, yeğen olur. Belki yine de gerçekten bebekle ilgili bir haber de çıkabilir ama bakalım bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Bakın kupa kralı, güçlü bir erkek, çalışkan, sağlıklı bir erkek var bence. Burada bir karı koca gibi, hani böyle bir çift var. Ama onun arasını bozmak isteyen ya da böyle değil, evet kupa çıktı en sonunda, bir kutlama çıktı. Şimdi burada sağlıklı bir erkek çıktı. Burada bir her şey olan, olması gerektiği gibi aslında. Burada bir çift var sanki. Yani bunları bir çift gibi değerlendirirsek bir güneşe bakıyorlar. Yani bir şeyin bekliyorlar. Yani bir bebek bekleyişi gibi düşündüm bunu ben.
istedikleri, bekledikleri bir şey var ve onların arasını bozan ya da böyle onlara etrafta sevimsiz dolaşan bir insan var. Gelin görün ki bir kutlama oluyor sonunda. Yani bir kutlama varsa bebek var bence. Kartlarla ilgili bir kutlama çıktığında hep bebek vardır derim. İnşallah sağlıkla, huzurla istenen bir bebek olsun. Bu kartlarımızda bebek çıktı. Diğerinde her şey olandı ama bir bebekle ilgili bir şey çıkmamıştı ama bunda kutlama çıktı. İnşallah isteyen herkes Allah nasip etsin sağlıkla, huzurla. Bu destemiz de buydu. Kırmızı süsümüzü seçenler için destemizdi. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Şans, huzur, sağlık, bereket, mutluluk, bebek, ne istiyorsanız onu versin size. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.